Başkentin kültür ve sanat nabzını tutan program, Başkentin parlayan yıldızlarından herkese merhaba. Yine bir cuma günü ekranlarınızda sizlerle kültür ve sanat buluşturmaya geldik. Bugün bol bol müzik konuşacağız, sanat konuşacağız ve bu sanat dünyamızın çok değerli bir kutup yıldızı var. Hepimizin aslında YouTube'da videolarından cover videolarıyla tanıdığımız, muhtemelen birçok kişi de o güzel piyano icralarına o şarkıları seslendirmeye çalışmıştır. Aslında ben de eskiden öyle de o videoları izliyordum ve gün geldi bu değerli sanatçı, besteci, müzisyen üstadımızla tanışmak nasip oldu ve şimdi bugün bizlere ışık tutacak. Piyanist, besteci, değerli sanatçımız Piyano Turka bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hem nazik girişiniz için, güzel sözleriniz için hem de buraya beni davet ettiğiniz için. Aslında sizin söylediğiniz gibi pek çok insanın hayatına aslında fark edilmediği şekilde dokunan bir yapı oldu Piyano Turka. Bundan da çok keyif alıyorum. Burada da bulunmaktan çok mutlu oldum şimdiden. Bizler de çok mutluyuz. Ama herkeste aslında o var değil mi? İlk sizin çıkış videolarınızda bir kafa kamerasıyla oluyor sanırım onlar değil mi? Sadece eller gözüküyor, piyano gözüküyor. Çok uzun süre aslında hiç yüzümü göstermeyen videolar vardı ilk etapta. Daha sonra aslında taklitlerimin çıkmasıyla mecburen yüzümü göstermek zorunda kaldım diyebiliriz. İyi ki de öyle olmuş aslında. Çünkü ben birazcık daha müzeye odaklı yayınlar yapmaya çalışırken Piyano Turka kendi akışında kendi yolunu buldu aslında tam anlamıyla. Burada coverlarla başlayan, bestelere uzanan, sosyal medyadan başlayıp artık bugün konserlere, film müziklerine uzanan keyifli bir yolculuk benim için. Müthiş bir yolculuk ve örnek bir yolculuk. Örneğinde aslında hakkını da vermek gerekiyor. Bir furya başlattınız. Yani o piyano videolarını çekerek çok değerli. Yani gerçekten bizim ülkemiz açısından belki de yeni bir kapı açıldı. Nice piyanist o zaman ben de bu şekilde devam edeyim dedi. Yaptı ve süre gelen bir serüven var. Ama öncesinde şunu bir sorayım. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? Her zamanki gibi yoğun. Aynı zamanda müzik haricinde de bir kariyerim var. Birlikte yürütmek için gerçekten iyi bir zaman planlaması gerekiyor. Ama her yorgun günün sonunda gerçekten böyle mutlu, keyifli, gerçekten bir şeyleri katmış olmanın, kendime bir şeyler katmış olmanın verdiği heyecanla yatıyorum diyebilirim. Bu güzel bir his bence, zamanı boşa geçirmemiş olmak, bir şeyler üretebilmek. Bu anlamda da gerçekten hani güzel geçiyor aslında, yoğun ve güzel. Ama müthiş yoğun bir tempo var. Hem diğer meslek hayatı, diğer yandan sanat hayatı. Bu sanat hayatında önümüzdeki günlerde yine bir konserimiz var. Bugün klibimiz çıkıyor hatta. Evet. Diğer yandan onları yetiştirmek gerekiyor. Takdire şayan. Çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi hani hep keyif alma odaklı oluyor aslında müzikle ilgili şeyler benim için. Hiçbir zaman bir sonraki adım haricinde böyle büyük planlar yaparak ilerlemedi Piyano Turka. Ben ne yapmaktan keyif alırım? İlk başlangıç anından itibaren böyle bir felsefeyle ilerledi. Hani şunu yaparsak popüler olur, böyle bir şarkıya cover yaparsak güzel olur gibi bir yöntem izlemedi hiçbir zaman. Dinlenme, izlenme kaygısı gütmedi hiçbir zaman. Zaman olmadı ama çok değişik şekilde de en çok izlenen kanallar arasında oldu. En çok takip edilen bugün hem sosyal medyada hem de dijital dinlenmelere baktığımız zaman da gayet iyi, hatta çok iddialı diyebileceğim bir noktada. Ama biz diğer milyonlardan taraftan bahsediyoruz bu evet, arada evet, o doğru. Dinlenmelerde. Yani çok şükür diyelim, sağ olsunlar bütün dinleyenlerin teveccühü aslında ve bu hani böyle bir neyi yaparsak popüler oluruz algısıyla başlamadı. Ve öyle devam etmedi. Tam tersine ben neyi yapmaktan keyif alıyorum, neyi hissediyorum, insanlardan hangi duyguyu alıyorum, bununla ilerleyen bir süreç oldu aslında. Peki abi şu geçmişe başlangıç noktasına dönecek olursak nereden esti, nasıl böyle bir başlangıç oldu? Müzik biliyorum hep hani hayatın içinde var ama evet ben bu
ezgileri insanlarla buluşturayım, piyano icralarımı sosyal mecralara koyayım diye ilk adım nasıl oldu, nasıl başladı? Aslında şöyle, hepimizin, pek çoğumuzun hayatında sanırım bir enstrümanla tanışma, özellikle çocukluk yıllarında bir enstrümanla tanışma hikayesi vardır. Fakat devamında özellikle akademik baskı, okul çağında akademik başarının daha ön planda olması gibi sebeplerle bu işte hobilerimiz, keyif aldığımız şeyler ikinci planda kalır. Bende de öyle oldu. Fakat özellikle üniversiteyi bitirip kariyerimde belli bir noktaya geldikten sonra ben bu hobiye tekrar bir geri dönüş yapmak istedim. Ve piyanoyla o dönem 10 yıl önce YouTube'da çeşitli yayınlar yapmaya başladım. Daha çok bilinen şarkıları yeniden yorumlamak şeklindeydi tabii ki. Ve bugünkü prodüksiyon kalitesine baktığınız zaman da son derece amatör. Evimde kendi kameramı bir köşeye koyup yaptığım kayıtlardı bunlar. Ama o çok sıcak bir kayıt, yani insanlar o samimiyeti veriyor. Evet, galiba öyle. Yani bir şekilde o teknik olarak aslında bugüne özellikle kıyasladığınız zaman çok daha amatör seviyede olmasına rağmen bir ilgi gördü sağ olsunlar. Ve o güzel yorumlar hep bir sonraki için beni motive etti. Ve böylece farkında olmadan aslında o dönemde sosyal medya üzerinden para kazanma gibi bir kavram yoktu. Bir gelir elde etme gibi bir kavram yoktu. Tam tersine müzisyenlerin, sanatçıların pek çoğu eserlerinin bir şekilde sosyal medyada yer almasından ve bundan gelir elde edemediklerinden şikayetçi oldukları bir dönemdi. Ve açıkçasını söylemek gerekirse sosyal medya sanat camiasına çok uzak bir ortam gibi geliyordu. Belki de benim en büyük avantajım bu oldu. Ben o sosyal medya mecralarında daha ilk anda üretken olmaya başladım ve bundan keyif aldığım için yapmaya başladım. Ve daha sonra da giderek ilk bestelerle, ilk albümle, devamında film müzikleriyle, belgesel müzikleriyle devam eden bir akış oldu. Tabii burada özellikle ailemin müzeye olan katkısını, desteğini, bana karşı desteğini de hiçbir zaman yabana atmamak lazım. Çünkü daha küçük bir çocukken 7-8 yaşlarında aslında hangi enstrümanla nasıl ilgilenebileceğinizi bilmiyorsunuz. Sizin için bir oyuncak ve bunun sabır isteyen bir süreç olduğunun farkında olmuyorsunuz. Hemen bir şeylere yapmak istiyorsunuz. Ama sağ olsunlar, onların yönlendirmesi çok değerli tabii ki. Ve onlar bunu gerçekleştirdikten sonra bir yerde içimizde bir ukde kalmış demek ki. Kendimizi piyanoyla anlatmak istemişiz belki de, müzikle anlatmak istemişiz. Ve bu yolda sürekli olmaya başladık. Aslında kısaca hikayesi bu kadar yalın, basit, hiç abartısız. Ama geldiği nokta benim için çok keyifli. İlk tanıştığın enstrüman piyano muydu? Ork'la başladım ben aslında. Küçük bir şehirde büyüdüm. Orada hiç piyano bile yoktu. Hı-hı. Şimdi böyle bir bunu söyleyince bir arabesk bir durum da oluşmasın ama yani ya imkansızlıklar aslında, içerisinde büyüdük der gibi. Metropolde de ulaşmak gerçekten piyanoya zor. Evet, gerçekten zor. Ve aslında mesela yurt dışında kıyasladığınız zaman halka açık piyanolar var. Özellikle Avrupa'da, yurt dışında. Bu imkanlar da biraz kısıtlı. Yani bir aslında düşündüğünüz zaman bir çocuğun piyanoyla tanışması o kadar kolay bir şey değil. Bugün bile. Çok lüks bir tanışma evet. Bu. Ben de zaten Ork'la başlamıştım. Ve makul. yine orada öğrendiğimiz şeyler işte gündelik popüler şarkılardı. Onları kulaktan çalmayı seviyorduk. Bence bugünün temelleri o zamandan atıldı aslında. Çünkü onları yeniden ama farklı bir şekilde yorumlamak, hani tabiri caizse ters köşe yaparak yorumlamak, hızlı bir şarkıyı yavaş çalmak, daha farklı bir duygu katmak, daha farklı geçişler eklemek benim için çok keyif veren bir hal aldı. Peki hiç bunu bekliyor muydun? Şimdi dedik ya hani milyonlar izlenen düzenlemeler, icralar var. Çünkü benim gördüğüm tabloda şu var, Piyano Turka kendisi evde çaldığı müzikleri insanlar da dinlesin, biraz ulaşsın demiştir. Ama bu bence şaşırtıcı da bir tablo olmalı. Çünkü birçok müzisyen, hatta birçok yetenekli müzisyen
evinde kendisi çalıyor ve birçok kişiye ulaşamıyor maalesef. Sende bir şaşırma etkisi de yaratmış olmalı o kadar kitleye ulaşmak. Çünkü planda bu yok. Tabii ki yok ve hani şaşırtıcı, ama bunun yanında şöyle bir tarafı da var. Sosyal medyada atılan adımların gerçekte bir yankısı olduğunun farkında değilsiniz ilk etapta özellikle. İlk bunu fark ettiğim nokta da özellikle bir film müziği için o filmin galasına gittiğimde gerçekleşmişti. Ve o zaman şey demiştim kendi kendime, yani evet bu gerçek. Burada gerçek bir şeyler oluyor galiba. Dolayısıyla özellikle sosyal medyada yaptığınız şeyler, işte almış olduğunuz beğeniler, işte o istatistikler hep rakamsal kalıyor. Onların aslında birileri tarafından izlendiğini, dinlendiğini, birilerinin güzel bir anında veya kötü bir anında ona eşlik ettiğinizi aslında o kadar da fark etmiyorsunuz. Ama daha sonra gelen tepkilerle beraber bunu anlıyorsunuz. Benim en çok sevindiğim şeylerden bir tanesi, yaş mefhumu olmaksızın piyanoya özenen, piyano öğrenmeye başlayan, benim videolarımı, eserlerimi, bestelerimi gördükçe evet ben niye yapamayayım diyerek heves eden, bu şekilde çalmak isteyen insanların olması. Bu benim için bence tüm bu izlenmelerden, tüm bu beğenilerden bence daha kıymetli bir şey. Bir çünkü, öğretici hal de var orada. Belki bir rol model, çünkü klasik yöntemle bakıldığı zaman aslında çok küçük yaşta piyanoya başlayıp çok sert bir disiplinle ilerlemeniz gerekiyor. Bu şekilde bir yol olduğunu belki insanlar zihninde canlandıramıyor. Hatta bunun klasik eğitimini almak istediğiniz zaman belirli bir yaştan sonra reddedilebildiğiniz durumlar oluyor. Dolayısıyla bu özellikle geç kaldım mı hissini insanlarda çok uyandıran bir fikir. Fakat bir taraftan da baktığınız zaman insanın kendini bir sanat dalıyla ifade etmesinden daha güzel bir şey yok. Yani 30 yaşında, 40 yaşında, hatta 65 yaşında bir takipçim müziğe başladığını biliyorum ben. Onların müziğe başlama amacı bir gün konserler vermek değil, ama kendini en güzel şekilde ifade etmek. Kendileriyle baş başa kaldıklarında onlara eşlik edecek bir şeyler yapabilmek, bir şeyler üretebilmek. Dolayısıyla bu anlamda bence insanları tetiklemek çok güzel bir şey. İnsanların kendileri için bir şey yapmasını tetiklemek. Müzik aslında en özel, en sanatsal iletişim aracımız bizim. Orada sözlü bir müzik olmasına da çok ihtiyaç yok. Sanatçının, piyanistin o piyanoya dokunuşlarından, o notalarından, melodilerinden bir şeyler anlatmak istediğini anlayabiliyoruz. Ve işin güzel yanı, sanatçı kendi derdini veya mutluluğunu anlatırken sizde de başka bir şekilde tesir ediyor. Dinleyen de başka bir hissini hatırlıyor. O hissi belki de biraz daha deşiyor, iyileşmesi gereken yaraları iyileştiriyor veya mutluluğunu pekiştiriyor. Aşkı da hani pekiştiriyor. Bunun için illa söz olmasına gerek yok. Bunu da aslında öğrenmiş oluyoruz. Çünkü müzik zaten başlı başına ayrı bir alfabesi var. Ayrı cümleleri var. Herkes de ayrı tesir eden. Üstadım, biliyoruz ki yani birçok film, dizi vesaire belgesel çalışmalarında müzikleriniz oldu, ama başkentin parlayan yıldızlarındayız. Bol bol Ankara konuşalım istiyorum. Hı hı. Hemen aklımıza gelen bir eser de bir Ankara manzarası. Hı hı. Değerli bir proje. Hı hı. Ankara için ciddi kazanımları olan kültürel bir miras haline gelecek bir proje bizler için. Ankara manzarasından biraz bahsedebilir miyiz? Ankara manzarası tablosu bilmeyenler için aslında Ankara'yı tarif eden en eski yağlı boya eseri. 1730'lu yıllarda yapıldığı tahmin ediliyor ve özellikle Ankara'nın hem şehir görünümüne dair, panoramik görünümüne dair, hem de o dönemki sosyal hayatına dair çok önemli izler barındıran bir tablo. Bu tablonun üzerine o kadar atıflar var ki aslında şehir kültürü açısından çok tetikleyici bir unsur bu tablo. Örneğin üzerinde yazılmış tiyatro oyunu var. Üzerine yazılmış zaten bilimsel makale ve atıfların sayısı zaten çokça. Ve ben de bir müzisyen olarak bu tabloyla ilk karşılaştığımda bu tablodan esinlenerek bir albüm yapma fikriyle ortaya çıktım.
Burada tabii ki sağ olsunlar, Hollanda Amsterdam Rijks Museum ve Ankara Koç Müzesi'nin çok değerli destekleri oldu. Biz onlarla 1,5 yıl bir fiil çalıştık. Aynı zamanda sağ olsunlar akademisyenlerle çalıştık. Oradaki sanat tarihinin dokusunu doğru anlamak ve buradan ilhamlar çıkarmak çok değerliydi. Ve 1,5 yılın sonunda iki şekilde hem piyano hem senfonik versiyonlarıyla oluşan 12 şarkı olarak bir albüm ortaya çıkardık. Gerçekten benim için Ankara'yı tanımak anlamında da çok derin bir yolculuk oldu. Aynı zamanda o dönemin Ankara'sından ilham almak da bence çok değerli. Beni bir sanatçı olarak da çok şaşırtan pek çok yönü vardı bu yolculuğun. Ve günün sonunda da bir Ankara manzarası albümü ortaya çıkmış oldu. Güzel bir çaba, değerli bir çaba. Farklı 10, şu an yanlış rakam vermek istemiyorum ama 18 farklı paydaşla çalıştık. Bir Voltran oluştu orada. Ben de yakından takip ettiğim için o süreci. Yani Ankara için herkes bir araya geldi. Kesinlikle ve sadece Türkiye'den değil, hatta ağırlıklı olarak yurt dışından paydaşlarımız vardı. Zaten Hollanda Rijks Museum'u, Amsterdam Rijks Museum'u saydım. Bunun dışında örneğin animasyonlarımız Meksika'da yapıldı. Kapak tasarımlarımız yanlış hatırlamıyorsam Pakistan'da yapıldı. Orada bir çok iyi bir tasarımcımız var. Bunun haricinde Mix Mastering Londra'da yapıldı. Ama biz burada Ankara'ya dönük olarak bir eseri bütün paydaşlarla gerçekten büyük bir keyifle ortaya çıkardık. Yorucu ama çok keyifli çalışmalardan bir tanesiydi. Çok önemli de yankı da buldu. Ulusal basında çok olumlu karşılandı. Aynı zamanda çeşitli yorumlardan da biliyoruz ki Hollanda Büyükelçiliği ve Hollanda'daki dostlarımıza da ulaşmış bir albüm bu anlamda. Bu açıdan da ayrıca bizim için sevindirici, bir farkındalık anlamında da etkili diye düşünüyorum. Aynı zamanda o bileşenlerle biz bir kültür tanıtımı, kültür aktarımı da yapmış olduk. Görüntü yönetmenimiz hazırsa şayet izlemek de isteriz. Ama şöyle bir şey diyeceğim. Sevgili dostlar, şu anda izleyeceğimiz bir Ankara ve dinleyeceğimiz de Ankara. Hep birlikte o şekilde izleyip dinleyelim o halde. Thank you.
Hocam tekrar tebrik ediyorum. Tekrar şöyle bir Ankara'ya bakmış olduk ama bazı bilmeyen izleyicilerimiz de diyebilir ya, hangi Ankara bu Ankara? Ankara kadim bir kent. 5000 yıllık tarihi barındıran, ahilikten cumhuriyete, kuruluştan kurtuluşa ve yine günümüzde de Ankara benim için kültür ve sanatın hakikaten başkenti. Bunu da bir kez daha görmüş oluyoruz. Sizin Ankara için çalışmalarınızı biliyoruz. Özellikle şu anda da Ankara Kent Konseyi binasındayız. Kültür sanat çalışma grubundasınız. Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor bu çalışmalar? Bence Ankara Kent Konseyi'ndeki kültür sanat çalışma grubu, özellikle Ankara'da sanatı en iyi şekilde icra etmek isteyen kişilerin birbirleriyle çok doğru bağlantılar kurabildikleri bir alan. Her şeyden önce birlikte tanışıp, projeler üretip, hem dernek bazında hem bireysel bazda bir araya gelebildikleri çok değerli bir alan. Sadece bunun için bile varlığı bence katkısı muazzam seviyede. Ama her şeyden önce şu belki dikkati çekilmesi gereken bir konu diye düşünüyorum. Özellikle İstanbul belki çok ön planda gözüküyor kültür sanat açısından baktığınız zaman. Ama Ankara'da gerçekten arka planı çok dolu bir sanat üretiliyor. Bunun belki izleyiciye, dinleyiciye ulaştırılması konusunda o kadar da İstanbul'daki kadar popülist yaklaşmayan. Ya başta bir kadar nüfus olayı var çünkü, yani İstanbul diyoruz ama İstanbul evet çok fazla karışık. Her yerden insanlar var. Çok çeşitli etkinlikler olabiliyor. Ama Ankara, hani sizin sanatınızda olduğu gibi popüler olsun vesaire kaygısını gütmeden sanat için sanat yapan sanatçıların buluştuğu bir kent. Kesinlikle. Tam olarak aslında demek istediğim nokta da burası ve dinleyicisi de bu anlamda özel bir şehir. Baktığınız zaman bizim farklı şehirlerden Ankara'ya gelen çeşitli sanatçılardan dinlediğimizde Ankara dinleyicisinin, izleyicisinin, kültür sanat severinin gerçekten kıymetli ve fikrinin değerli olduğu yönünde hep söylemlerini duyuyoruz. Hakikaten bu dinleyici aslında o sanatçıyı da yönlendiriyor. Fikirsel olarak, düşünsel olarak ona iyi bir şey yaptığında bunun karşılığını vereceğini aslında hissettiriyor. Ve ciddi şekilde de Ankara seyircisi bir sınavdır pek çok sanat eseri için. Dolayısıyla bu anlamda değerli bir izleyici kitlesi olduğunu düşünüyorum ve üretiminin de bu anlamda gerçekten iyi sanat üretme amaçlı insanlar tarafından yapıldığını düşünüyorum. Ben de bu Kent Konseyi vasıtasıyla, Ankara Kent Konseyi vasıtasıyla bu insanlarla aynı havayı solayabildiğim için şanslı hissediyorum kendimi açıkçası. Aslında bizim de hayatımızı birbiriyle denk getiren, evet, böyle güzel dostluklar ne kurduran güzel bir evet, topluluk olmuş oldu. Ve burada multidisipliner bir durum da var aslında. Yani ben müziklerimle veya sosyal medyadaki birikimimle birilerine destek olabilirken, çok sayıda ressam, değerli tiyatrocular, çok değerli yazarlar, şairler hepsiyle bir arada oluyoruz ve dünya görüşü açısından da aslında çok değerli orada aldıklarım. Ben çok besleyici olduğunu düşünüyorum Ankara'daki kültür sanat hayatının bu bağlamda. Hani hep derler ya, yahu sen müzisyensin, sanatçısın, İstanbul'a git, orada paraları da kazanırsın, daha çok kişilere de ulaşırsın diye. Şimdi ben özellikle hani bizim programımızdan da bahsetmek gerekirse, nice bölümler çektik, çok değerli sanatçılar geldi. Ve hepsinde de aynı düşünce var. Abi, burada sanat icra etmiş sanatçıların Ankara'dan gitmesi çok zor oluyor. Tamam, yine İstanbul, Adana, İzmir, Bursa, her yere gidelim ama ya yuvamız burada olsun, buraya dönelim hissiyatı var. Bu sanırım bu sıcak, samimi iklimden kaynaklı. Şimdi tabii sizler gibi aktif müzik yapmasam da ufak da olsa bir müzik geçmişim var. Konservatuar deneyimim var. Ben şunu hissettim. Ben Ankara'da, sizden yola çıkalım, piyano çalıyorum abi. Sana geldim, dedim ki ya ben şöyle şöyle bir şey çalmak istiyorum, bana yardımcı olur musun dediğimde, ben eminim ki piyano turka bana yardımcı olur. Hı hı. Şunu düşünmez.
Ya ben bunu öğreteceğim. Bu bana sonra rakip olacak, beni sollayacak. Ben sırlarımı, pozisyonlarımı vesaireyi ona göstermeyeyim düşüncesine kapılmaz. Kesinlikle. Burada o sıcak iklim var. O da aslında başarı getiriyor. Hem sizin bahsettiğiniz gibi hem de özellikle birden fazla multidisipliner işlerde insanların bir araya gelip doğru bir hayale odaklanması çok değerli. Çünkü örneğin benim Bir Ankara Manzarası albümümde benim belki müzisyen bir kimliğim var ama bu tabloyla ilgili sanat tarihi konusunda uzmanlaşmış kişiler de var. Hı hı. Ankara tarihi konusunda uzmanlaşmış kişiler var. Bu insanların buluşup aynı noktadan bir hayale gidebilmesi gerçekten kolay bir şey değil. Doğru iletişimi gerektiriyor. Ben onlardan bir şey öğrendikçe aslında evriliyorum. Ben onlara bir şeyler anlatabiliyorum. Sadece hani bilen ve bilmeyen arasındaki bir sıcak diyalog değil bu. Aynı zamanda farklı alanlarda uzmanlaşmış kişilerin birbirleriyle doğal bir şekilde yardımlaşabilmesi açısından da bence çok değerli bir ortamı var Ankara'nın. Aynı zamanda genel iklim olarak da, insan iklimi olarak da ben sanatı besleyici bir karakter olduğunu düşünüyorum Ankara'nın. Keşmekeş'ten daha düzenli bir yapıya sahip, Keşmekeş'ten uzak. Biraz daha insanın duygularının bence ön plana çıktığı bir şehir Ankara. Bana öyle geliyor en azından. Tabii o bahsedilen gibi gri, soğuk vesaire değil. Aslında gri'nin de sevilebilir güzel tonları var. Onu da tanımak gerekiyor. Mesele zaten tanımak da. Tanıdıkça seviyorsun Ankara'yı. Hocam biraz daha yeni dönem müziklerine gelecek olursak sosyal medyadan, dijital dinlenme platformlarından konuştuk. Eskiye baktığımızda genelde sevdiğimiz, kabul görmüş müziklere, müzik tarzlarına baktığımızda ciddi bir değişim var. Siz piyano icracısısınız ama artık eserlerde, aranjelerde, düzenlemelerde, yani popüler müzik şarkıları diyeceğim çünkü önümüze çıkan dinlenme platformlarında veya YouTube'da hep onlar oluyor. Piyanoya ihtiyaç yok, kemana ihtiyaç yok. Hatta yani bir stüdyoda bateri çalıp kaydeden baterist, davulcular kalmadı bile diyebiliriz. Her şey dijitalde dönüşüp bize o şekilde servis ediliyor. Tamamen onun kötü yanları var diyemeyiz, iyi de diyebiliriz ama şunu sormak istiyorum. Dijital sanat ruhunu öldürüyor mu? Ben aslında burada belki bulunduğum pozisyondan dolayı tam tersini düşünenlerden birisiyim. Çünkü eskiden de aslında benzer yapılar vardı. Hatta daha sert monopoller vardı. Bugün çok daha özgür bir ortamdan bahsediyoruz. Belki insanlara ulaşmak açısından bugün özellikle yeni müzisyenler çok farklı zorluklar yaşıyorlar. Ama en azından özgürce ortaya koyabileceğiniz, eserlerinizi özgürce ortaya koyabileceğiniz platformlar var. Aynı zamanda müzik üretimi için de aynı şey söz konusu. Artık evinizde çeşitli basit ekipmanlarla bile ilk adımı atabiliyorsunuz. Kolaylaştı diyebilir miyiz? Kolaylaştı ve bunların arasından sıyrılmak aslında zorlaştı. Yani eskiden çıkan bir albüm, işte un kapanından belli sayıda zaten albüm çıkabiliyordu. Ve onların belirli yapımcıları vardı. Yapımcının beğenmesi gerekiyordu. Çok fazla cesaret de edilemiyordu belki de sanatçılar. Hani nasıl yapacağını da bilemiyordu. Korkunç bir tablo. Un kapanı dediğimiz aslında biraz da odur. Yani doğruyu söylemek gerekir. Hani un kapanı esnafı gibi falan diye. Çok sevdiğimiz dostlarımız var. Tabii ki onları tenzih ediyorum. Kötüye kullanımı çok görülmüştür en azından. Filmlere bile konu olmuş çünkü. Mutlaka. Dolayısıyla burada daha özgür bir ortamdan bahsediyoruz. Evet, bu özgürlüğün belki de en önemli sıkıntısı burada sanat nedir sorusunun artık giderek silikleşen, böyle neyi dinlediğimizi bilip hep bize onu daha fazla sunan, aslında bunun daha farklısını sunmayan algoritmaların ister istemez bizi bu platformlarda karşılaması. Ama ben bunun en nihayetinde bir özgürlüğü beraberinde getirdiğini düşünüyorum. Ama elbette ki şu sorun var. Artık çok hızlı tüketiliyor her şey. Çok anlık tüketiliyor. Gerek sosyal medyada gerek üretimlerinizi koyduğunuz, orijinal üretimlerinizi, bestelerinizi koyduğunuz platformlarda. Dolayısıyla
Bu hıza yetişmek çok zor. Yani ben 1,5 yıl 3. albümüm için çaba gösterdim. Ve hani bu düşündüğünüz zaman bir aydan daha fazla uzun süre gündemde kalması söz konusu bile değil. O kadar hızlı tüketiliyor ki. Dolayısıyla insanlar işte tekliler çıkarmaya daha odaklı oluyorlar. Ve her şey böyle anlık dinleniyor ve unutuluyor gibi oluyor. O bizim eski albümlerdeki evet bu albümdeki şu şarkı hep bizim şu anımızla özdeşleşmiştir gibi cümleleri kurmaktan belki biraz uzaklaşıyoruz. Belki dijital mecralarda insanların biraz daha rahatsız olduğu konu bu gibi geliyor bana aslında. Dünyamız ilerledikçe, teknoloji geliştikçe tabii müzik de onunla orantılı bir şekilde hızla ilerledi. Dijital dinlenme platformudur. Ben hep şunu düşünüyorum hocam. Eskiden bir şarkıyı dinlemenin ben gerçekten lezzetini alıyordum. Hani böyle yemekteki baharatın lezzetini almak gibi düşünün. Ama bunun için emek sarf ediyordum. Gidip işte kasetçiden, pasajdan, Kızılay'a inip kaset alıyordum. Hatta isim vereyim ya Murat Kekilli mesela. Hı hı. O kaseti aldığımda ben bir zahmet harcıyorsun, giyiniyorsun, kış günü montunu giydin, otobüs bekledin, indin Kızılay'a, pasajdan kaseti aldın, onun için de para biriktiriyorsun. Hı hı. Sonra geri eve gittin, üstünü değiştirdin, teybe taktın. O kadar değerli ki her saniyesini güzelce yaşayarak, hissederek dinlemek istiyorsun ve bütün albümü baştan sona, introsundan outrosuna kadar, bitişine, her anına kadar bütün melodileri dinleyerek sıkılmadan bunu bir aktivite olarak yapıyorsun. Şimdi öyle değil. Kesinlikle. Biz kolay ulaştıkça bunun lezzetini alamaz hale geliyoruz. Telefondan istediğim herhangi bir şarkı, Pakistan'daki bir adamın şarkısını açabiliyorum. Zaten şarkının sonuna kadar dinleyenin de kaldığını düşünmüyorum ben. Bunun bir istatistiği vardı. Geçen karşılaştım. Günümüz dünyasında %60'larda bir eserin sonuna kadar getirmemedi. Yani gelmiyor. %60'da bitiyor olay. Herhalde bilgiye kolay ulaştıkça onun değersizleşmesi gibi müziğin de o tadı birazcık hem kaçtı. Hem üretim hem tüketim anlamında evet. Bu hız belki sanatsal değeri bağlamında bir soru işareti uyandırıyor kesinlikle. Tabii siz üretmeye devam ediyorsunuz aynı şekilde. Şimdi sizden bir eser daha dinlesek çok güzel olacak diye çok düşünüyorum. Onur Beyler hazırsa One Day diyelim mi? Seve seve. O zaman haydi hep birlikte şöyle güzelce bir arkamıza yaslanıp bu güzel eseri dinleyelim. Thank you.
Çok değerli bir çalışma olmuş bu arada. Klip gerçekten hani sinematik olarak da böyle baktığınızda müthiş çekimler var. Tebrik ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Burada tabii ki hakkını teslim etmek lazım. Yönetmen Veysel Aslan çok değerli bir emek koydu ortaya. Ellerine gözüne sağlık. Hakikaten bizim de içimize sinen bir klip oldu ama sizden bunları duymak tabii ki ayrıca güzel. Çok teşekkürler, sağ olun. Ya tabii bizi bir de ayrı mutlu eden durum Piyano Turkan'ın artık gözükmesi. Abi bu güzel adamın artık ekranlar önünde portre olarak da çıkması. Biz mutluyuz bu açıdan. Teşekkür ederim. Ben de alışıyorum galiba yavaş yavaş. Evet. O aslında beraberinde bir prodüksiyonu ve her detayı düşünmeyi gerektiriyor. Bu zamana kadar hep müzik tarafında daha odaklıydım. Müzikle ilgili detaylara biraz daha kafa yoruyordum. O kısım artık olgunlaştı diye düşünüyorum. Dolayısıyla birazcık daha işte görüntü nasıl olmalı, klip nasıl olmalı, biraz daha bunları düşünerek şarkılar yayınlanıyor ki şu anda iki tane şarkımız aslında bu Ekim başından beri yayınlandı ki bir tanesi bugün yeni yayınlanmış olan bir şarkımız. Bundan sonra iki tane daha yine Mayıs ayına kadar iki şarkımız daha yayında olacak. Bunun da haberini vermiş olalım böylece. Süper. Ben Piyano Turka'dan bir söz aldım. Bugün gece 12'de yayınlanmaya başladı dijital dinlenme mecralarında. Klipte saat 17'de yayınlanacak ama öncesinde dedi ki ben ilk yayını sizinle Ankara Büyükşehir Belediye'mizin televizyonlarında vermek istiyorum dedi. Çok teşekkür ederiz bunun için. Ben teşekkür ediyorum. Bu benim için büyük bir mutluluk gerçekten. Hem burada olmak hem böyle bir güzel anı sizlerle paylaşıyor olmak hakikaten değerli. O yüzden ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Harika. Yavaş yavaş da programımızın sonuna gelirken tabii bizim klasik bir sorumuz var. Ankara'da yaşayan, bu kentte kültür ve sanat etkinlikleriyle kentimize ışık tutan bir değer Piyano Turka ama kendisinden duyalım. Bu kenti seviyor musun? Bu kentte yaşamak senin için ne ifade ediyor? Bu kentte yaşamak bence Ankara'da yaşamak. Bence her noktası keşfe açık bir yolculuğa çıkmak. Eğer çok fazla dikkat etmezseniz, çok fazla olması gerekenden daha hızlı etrafından böyle hiç bakınmadan geçerseniz detayları göremezsiniz. Ama burada konsey binamız tarihi bir bölgede ama hangi bölgesine giderseniz gidin Ankara'nın çok şaşırtıcı hikayelerle karşılaşıyorsunuz. İnsan profilleri de öyle. Çok farklı insan profilleriyle karşılaşıyorsunuz. Evet belki diğer şehirlerle kıyaslandığında kozmopolit olma fikri daha az Ankara için ama ciddi anlamda insan hikayeleri ne dokunan noktada değerlendirdiğinizde hakikaten herkesin güzel hikayeleri var. En varoş semtinden en elit semtine baktığınızda herkesin gerçekten kendine dair anlatacağı bir hikaye var. Ben Ankara'yı bu anlamda çok seviyorum. Gerçekten bu şehirde olmak beni mutlu ediyor, keyif veriyor. Ve bu şehirde üretmek de benim için gerçekten şans diye düşünüyorum. Bizim için de senin bu şehirde üretmen şans. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Üstadım çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki geldin, iyi ki varsın. Biz heyecanla ve gururla yeni çalışmaları yine takip edeceğiz zaten. Eksik olmayın, ben teşekkür ediyorum. Burada hep uzun süredir bu güzel organizasyonu yapmak istiyorduk ve sonunda yapabilmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu çatı altında olmaktan çok mutluyum. Tekrar teşekkür ediyorum her şey için. Çok sağ olun. Bir mukabele. O zaman kapanışımıza geçiyoruz. Tabii biz size veda ederken videomuzda yeni Karlar Altında Dans değil evet. mi eserimiz? Onun da klibini izleyeceğiz. Ve ondan sonra saat 5'i bekleyip hemen listelerimize alacağız YouTube'dan da. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bugün yine sanat dolu bir programla sizlerle buluştuk. Piyano Turka bizlerleydi. Aslında bu program da biraz da şu olmuş oldu, bize ciddi bir umut ekti. Müzisyen adaylarına, piyanoyla yeni tanışanlara, bu alanda ilerlemek isteyenlere, bestecilere çok önemli ipuçları da vermiş oldu. Sağ olsunlar kendileri. O zaman sizlere sanat dolu bir ömür diliyor.
ve haftaya görüşmek üzere diyorum. Şimdi Piyano Turka'dan hep beraber dinliyoruz ve izliyoruz Karlar Altında Dans. Görüşmek dileğiyle.